tamamen doğanın içinde, dağların arasında, her taraf üzüm arkadaşlar. Nasılsın sen? Keyfin yerinde mi? Keyif, ben bunu koparayım. Mısırları düdüklüde kaynatacağım. Birazdan onu da sizinle paylaşacağım. Buranın sahibinden hem üzüm hem de mısırın sahibinden. Evet, süt mısır buldum işte. Yani gerçekten hoş bir ortam. Böyle bir ortamda neyin eksik diye sorarsanız. Vay vay vay, çaya bak. Süper. Merhabalar, selamlar. Umarım bulunduğunuz yerde iyisiniz, keyfiniz yerindedir, her şey gönlünüze göredir. Bugün ben nerede miyim? Ben üzüm bağındayım. Evet, İsviçre'de üzüm bağındayım. Şimdi birazdan ellerimle üzüm toplayacağım. Çok keyifli bir şey olsa gerek. Bakalım ne kadar toplayabileceğim. Bağdan üzüm, tarlasından mısır toplayacağım. Hadi bakalım, uzun lafa gerek yok, işe koyulalım. Şöyle bir tane tadına baktım. Gerçekten çok lezzetli, oldukça tatlı. Ama yanılmıyorsam bunları böyle biraz daha dalında bekletip sonra şarap için topluyorlar arkadaşlar. Yenebilecek olanların içinden seçeceğim. Çok güzel bir ortamdayım. Harika bir yer burası. Tamamen doğanın içinde, dağların arasında, her taraf üzüm arkadaşlar. Gözünüzün alabildiği her yer üzüm. Buradan da alalım biraz. Gerçekten tatlı, güzel bir üzüm arkadaşlar. Nefis. Çekirdekli. Bu bağlardan o kadar çok var ki biri bitiyor, biri başlıyor. Şu anda içinde bulunduğum bağ şarap yapmak için ya da sirke, buna benzer şeyleri yapmak için. Ama ben yenilebilecek olanlardan alacağım arkadaşlar. Her taraf üzüm olunca insan açıkçası nereden üzüm toplayacağını da şaşırıyor. Bu arada merak edenler için de söyleyeyim. Biraz önce bu üzüm bağının sahibinden de izin aldım. Yani izinsiz girmedim bu bağ arkadaşlar. Ve bana istediğin kadar bağda gezebilirsin. Hadi hiç durma dedi, sağ olsun bağın sahibi. O kadar güzel bir ortam ki. Kartlaşmış olanlar da var, daha yeni taze süt mısır olanlar da var. Mümkün olduğunca tazesinden, daha böyle süt yeni olanlardan almaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu civardan, tarlanın bu kısmından çok ayrılmayacağım. Belki dönerken biraz daha üzüm toplayacağım arkadaşlar.
acaba içi nasıl? Birazdan ona da bakacağım. Nereden toplayalım? Şuradan. Evet. Şunu alalım mı? Hadi bakalım bunu alalım. Çok yakınlardan çıkıyorum, buralarda olayım. Ne olur ne olmaz. Hayvan falan çıkar, bir şey çıkar. Evet, burada süt mısır da var, küçük. Ama bu da çok küçük. Ben arkasındakini alayım. Şöyle. Zaten nereye dönsem mısır arkadaşlar. O yüzden çok ayrılma taraftarı değilim. Tarlanın ortasında kaldım şu anda. Buranın sahibinden hem üzüm hem de mısırın sahibinden izin aldım, bilginiz olsun. Bunun üzerine toplamayı ve bu çekimi gerçekleştiriyorum. Evet, çok hoş görünüyor, çok cici. Hadi bakalım, seni de alayım. Güneş hemen dağların arkasından battı. Ben biraz daha bağa doğru çıkmak istiyorum. Üzüm bağına doğru. Maşallah mısırlar benim boyumu geçmiş. Benim boyum da fena değilim ama mısırlar da bayağı uzamışlar. Nereye dönsem mısır. Evet, süt mısır buldum işte. Bu süt mısır işte arkadaşlar. İşte bu çok lezzetli oluyor. Evet, bildiğiniz süt mısır. Haydi bakalım. Peki, ben bunu koparayım. Bakalım içi nasılmış bunun. Yani düdüklü de yapılırsa olur diye düşünüyorum. Şimdi ben biraz daha bu üzümlerden toplamak istiyorum açıkçası. Çok güzel görünüyorlar. Bakın şurada harika bir vadi var. İki dağın arası. Görüyorsunuz. Biraz önce güneş şuradan battı ve bu Jura Dağları'nın altında olduğu gibi silme üzüm bağı. Sessizliği duyuyor musunuz? Sadece uzaklardan bir köpek sesi geliyor, o kadar. Yani gerçekten hoş bir ortam. Böyle bir ortamda neyim eksik diye sorarsanız çayım eksik her zamanki gibi. Ama bugün de üzümümüz var. Harika üzümümüz var. Şimdi diyeceksiniz ki içinizden diyenleri duyuyor gibi oluyorum. Aman o yıkanmamış, daha yeme. Valla insan da şöyle koparıp bir tane ağzına atmazsa olmuyor. Peki.
Vay vay vay. Hadi bakalım yukarı doğru, bağ yukarısına doğru yürümeye devam edelim. İnerken tilki de şuradan hemen geçti. Şöyle şuradan geçti arkadaşlar. Ama yakalayamadım. Kızıl bir tilkiydi. Tabi çok çevik. Ben gelip durana kadar çoktan gitmiş oldu. Ortam çok doğal olduğu için diğer canlılar da yaşıyorlar. Tilkidir. Özellikle geyikler, ceylanlar çok. Bazen denk gelebiliyor insan. Keşke şu anda da denk gelse de size çekebilsem. Ama artık biz eve gidelim. Belki yolumuzun üstünde yine yakalarsam bir tilki, belki bir kızıl tilki. Hadi bakalım biz eve doğru gidelim bu güzel mısırları haşlamaya. Hemen yolumun üstünde at çiftliği vardı. Sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzeller. Bir tane beyaz var. Arkada hemen kahverengi. Diğeri hem kahve hem beyaz. İnsana huzur veriyor. Bence atın görüntüsü bile huzur veriyor. Çok da sadık bir hayvan biliyorsunuz. Hemen yolumun üzerindeydi bu at çiftliği. Nasılsın sen? Keyfin yerinde mi? He? Yağmur yağmamış, biraz otlar kurumuş herhalde. Dünya güzeli. He? Gökyüzündeki renkleri de görüyor musunuz? Olağanüstü, çok güzel. Güneş battı, artık ışıkları bulutların üstünde. Bu evin önündeki cevizler de güzel tutmuş. Hemen at çiftliğinin önünde bir ev var. Gerçekten güzel tutmuş ama benim evin önünde de bir ceviz var. O da çok iyi tutmuş arkadaşlar. Şu anda koparılmaz. Yani biraz Eylül'ün ortası gibi ancak. Evet, eve döndüm. Şimdi gördüğünüz üzere hem mısırım hem üzümüm burada. Ama bir yandan da çayım da koydum, çayımı da kaynıyor. Mısırları düdüklüde kaynatacağım. Birazdan onu da sizinle paylaşacağım. Belki bu üstündekilerle birlikte haşlayacağım. Bakacağım durumuna göre, temizlik durumuna göre. Böyle kaynatırsa daha lezzetli olduğunu biliyorum ama bakacağım. Dediğim gibi daha çok herhalde şarap yapmak için üretilmiş bir üzüm bu. Ama tadı gerçekten güzel. Öyle bile olsa. Şu kadarını biraz suya koyacağım arkadaşlar. Evet. Thank you.
ilaçlı olabilir diye en azından ben şu dış kabuğunu, en üsttekileri almayı planlıyorum. İçeridekiler kalsın. Beyazlarını bırakacağım. Hatta şu püskülleri de biraz bırakacağım. Şu püsküller çok cici. Şimdi... Oh, süt mısırmış vallahi bu. Tam süt mısır. Tam süt mısır arkadaşlar. Çok güzel inci tanesi gibi aynen. Gayet güzel. Sarı sarı bu da. Bu ikinci su yıkıyorum. Birinci suyunu yıkadım, döktüm. Şimdi ikinci suyu yıkıyorum. Güzelce detaylı yıkadım. Şimdi de öylesine su çıkıyorum. Tarım ilacı olabilir çünkü üzerinde. Haşlanacağı için, ikide su yıkandığı için artık sıkıntı çıkacak. Evet. Bu su bahçeye gidecek. Evet, şimdi... İç yapraklarını atmamıştık. Bunlar da ayrı bir lezzet verecektir. Neyse bunu da kırayım ucunu. Şöyle. Sığsın çünkü buraya. Evet, süt mısırımız. Tamam. Şu yıkadığım, hatta şu şimdi kopardığım kökü de içine atayım. Ve güzelce haşlayalım. Bu arada çayım da kaynadı. Bu demlendi. Evet, bir bardak çay alabilirim. Mısırlar olana kadar. Nasıl yapıyorum? Düdüklüğü biliyorsunuz. Şuradan fıs diye ses çıkacak. Sonra kapatacağım. Şimdi açık duracak. Önce fıs diye bir ses çıkacak. O fıs sesinden sonra düdüklünün bu kapağını kapatıyorum. Kapatıyorum. Sonra altını güzelce kısıyorum. Ama şimdi açıyorum. İyice kaynasın. 25 dakika kaynayacak. Vay vay vay, çaya bak. Süper. Evet, şimdi bekleyelim. Evet, tam o aşamaya geldik. Bakın şu anda buradan çıkartıyor. Hemen kapatıyorum. Altını da kısıyorum. Evet, ben altını kapattım. Şimdi düdüğünü açtım ama bu düdük açmadan önce en az bir 10 dakika kadar bu altı kapalı bir şekilde bekledi arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi ya suyun altına koyacaksınız yahut da düdüğünü bir 10 dakika sonra açıp havasının çıkmasını bekleyeceksiniz. Yoksa kapatır kapatmaz açarsanız Allah göstermesin patlar yani. Şimdi buradan hava çıktığına göre artık şimdi kapağını açabiliriz. Ben hemen şahane görünüyor. Buharı üstünde. İçindeki kabukları bırakmıştım biliyorsunuz. Dış kabuklarını almıştım. Biraz püsküllerinden de bıraktım. Evet. Onu da şöyle bırakayım kenara. Evet, mısırlar haşlanmış. Şimdi biraz tereyağı, biraz tuz dökeceğiz. Biraz tuzlayalım. Şahane görünüyor. Bize afiyet olsun.
Benim için çok keyifli bir gündü, çok keyifli bir çekimdi. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Mısırları da günün sonunda kaynatıp da tadına bakınca gerçekten güzel oldu. İyi ki benimle birliktesiniz, iyi ki varsınız. Lütfen abone olmayı unutmayın, ailemiz genişlesin. Ve bolca yorum yapın, beğeni yapın. Sevgilerimi gönderiyorum. En yakın zamanda yeni videoda görüşmek üzere. Yani gerçekten hoş bir ortam. Böyle bir ortamda neyim eksik diye sorarsanız çayım eksik, her zamanki gibi. Ama bugün de üzümümüz var, harika üzümümüz var. Şimdi diyeceksiniz ki içinizden diyenleri duyuyor gibi oluyorum. Aman o yıkanmamış, daha yeme. Valla insan da şöyle koparıp da bir tane ağzına atmazsa olmuyor. Peki. Onu da şöyle bırakayım kenara. Evet, mısırlar haşlanmış. Şimdi biraz tereyağı, biraz tuz dökeceğiz.